Karadeniz Bölge Üçüncüsü olduk Samsun Atakum Şube olarak. Sayın Başkanımız Doktor Kerem Kınık Beyefendi, Başkanımız bizi 2 adet takdir belgesiyle ödüllendirdi. Biz de bununla layık olarak daha güzel çalışmalar hedefledik. İlk başta bunu belirtmek istiyorum. 2021 gönüllülük yılında yaptıklarımız bir yılı aşan süredir başkanlık Atakum Kızılay Kadın Başkanlığı görevini yürütüyorum. Ekibimle beraber birçok faaliyetlere imza attık. Bunlardan birkaçını sayacak olursak eğer, Atakum sınırları içerisinde 2 adet pilot okulumuz seçtik. Bu okullarımızda taşımalı eğitim olan okullarımız, bunlar özellikle seçtik. 7. 8. sınıflara test kitapları, 700 adet test kitabı bağışladık. Diğer bağışçılarımızın ve kent konseyi başkanlığımızın desteğiyle bunları yaptık. Çocuklarımız 7. 8. sınıf üniversiteye hazırlanırken bunlardan faydalanacaklarını düşünerekten yola çıktık. Ayrıca bizim Kızılay'da kurduğumuz atölyemizde diktiğimiz Kızılay yeleklerimiz var. Kendi arkadaşlarımın diktikleri, bizlerin bizzat kendi yaptığımız yeleklerden. Her sınıftan, ana sınıfından 8. sınıfa kadar bütün her sınıftan bir öğrenciye Kızılay yeleği giydirerek onları Kızılay başkanları seçtik. Onlara Kızılay'ın farkındalığını anlattık. Bunun akabinde arkadaşlara bahsettiğim gibi yine Kızılay Kadın Atölyemizi kurduk. Kırsal kesimde yaşayan ninelerimize, teyzelerimize şalvarlar, çiçekli bazenden etekler diktik. İnşallah onlara götüreceğiz. Aynı zamanda Kızılay Kadın Atölyemizde gelir getirici faaliyetlerde kullanılmak üzere hediyelik eşyalar üretmeye başladık. Büyük ihtimalle bahar, yaz başı gibi bir kermes düşünüyoruz. Kermesimizde bunları satıp gelirini yine şubemizde yoksul ailelere gitmek üzere gelirini şubemize bağışlayacağız. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kız öğrencilerimizle iftar programı düzenledik. Üniversiteli öğrencilerimizle. Onlara kendi ellerimizle evde yemek yaptık. Anne eli değsin diye. Çünkü her ilden öğrencilerimiz vardı soframızda. Bu maneviyatı iftar sofrasında beraber birlikte tattık. Bunlar sadece tabii ki koli yardımı, gıda, yani bunlar şubeden yapılan şeyler. Hep katkıda bulunduk şube başkanımıza. Bizden ne zaman destek istediyse biz hep her zaman yanlarında olduk. Bunun dışında bu saydığım faaliyetleri de gerçekleştirdik. Güzel işler olacak, daha güzel düşünüyorum. Atakum Belediye Başkanımız Sayın Cemil Deveci de ziyaret ettiler kendileri şubemizi. Bize maddi manevi bütün destekte bulunacaklarını sözünü verdiler. Bundan ayrıca mutlu olduk bir Atakumlu olarak. Kendisine ben buradan çok teşekkür ediyorum bize verdiği destek için.
Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kent konseyinden güzel destek alıyoruz ve bağışçılarımız, ismini vermek istemeyen bağışçılarımızdan güzel destekler alıyoruz. Onların destekleriyle ayaktayız. Ve biz Kızılay Kadın Atölyesi'nde ürettiğimiz şeylerle sadece bunlar bağışın dışına çıkıp kendimiz bir şeyler üretmek için yola çıktık. Bu atölyeyi kurma amacımız bu. Bir şeyler üretelim, biz de katkıda sağlayalım, maddi gelir sağlayalım diye. İnşallah Rabbim yolumuzu açık eder, güzel işle de 2022 dayanışma yılında inşallah daha çok yüreklere dokunmayı Rabbim bize nasip eder. İnşallah birinin eğer bir derdine derman olabilirsek ne mutlu bize. Biz bu yola çıkarken zaten bunları hedefleyerek çıktık. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Atakum Kızılay Kadın olarak bizim hayalimizdi atölye kurmak. Atölyemizi 2 ay oldu kuralı. Daha önceden daha küçük bir mekanda çalışıyorduk, görev yapıyorduk. Geniş bir mekanda çalışınca sağ olsun şube başkanımızın da desteğiyle ve hayırseverlerimizin yardımlarıyla Atakum Kızılay Kadın Atölyemizi kurduk. Bağışlarımızla 2 adet sanayi makinesi, 1 adet overlock makinesi, 1 adet masaüstü dikiş makinesi ve 1 profesyonel ütü ve masası kazandırdık şubemize. Burada faaliyetlerimiz gönüllü ekiplerimizle, yönetimimizle, gönüllülerimizle faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Güzel işler yapacağız Atakum adına inşallah. Bugün burada çeşitli süslemeler yapıyoruz. Şişelerimizi değerlendiriyoruz. Geri dönüşüm atölyemizde geri dönüşüm kullanıyoruz. Bunları işte sonrasında inşallah bir kermes düzenleyip satışını gerçekleştirdiğimizde yine ihtiyacı olan ailelere ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacağız inşallah.